seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. Ziyaretçiler kanalım gelip sizle beraber tek tek ayrıntılarına bakacağımız terk edilmiş, ıssız, virane, 1850'li yıllarda yapıldığı söylenen, 1830'lu yıllarda yapıldığı söylenen bir köşkü dolaşacağız. Biliyorsunuz canlı yayında da bahsettim. Artık canlı yayınlarımda devamlı farklı konular işleyeceğim. Bu geçtiğimiz canlı yayında biliyorsunuz cadılar ve Türkiye'deki cadı tarikatlarıyla ilgili bir takım bilgiler verdim. Bunların araştırmalarını yapacağım. Hep farklı konular. Yani zaten cinler alemini, paranormal olayları hep araştırıyoruz. Cinler alemi hakkında bilgim döndüğünce, bilgim yettiğince sizlere bir takım bilgiler veriyorum. Diyorum ya, sizler için değişik yerler bulmaya çalışıyorum. Değişik bilgiler edinmeye çalışıyorum. Paranormal olayların olabilme ihtimali yüksek olan yerleri seviyorum. Hikayesi olan yerleri seviyorum. Biraz sonra dolaşacağımız, montumu çantamı çok dışarıda bıraktım yine. Çünkü yine bir duvar atlamak zorundaydım. Buranın tabii çok büyük bir bahçesi var. Bahçeyi çok dolaşamayacağım çünkü bahçe çok bakımsız. Ve herhangi bir çukur ne olabilir. Şu arkada göremiyorsunuz, göstereceğim biraz sonra. O duvardan atladım. Hikayesi şu arkadaşlar. 1830'lu yıllarda rivayete göre burada bir cadının yaşadığı söyleniyor ve cadının bu 1830-40'lı yıllarda tam tarihi belli değil, bu bahçenin bir yerinde yakıldığı söyleniyor ve o zamandan beri burası altıl bir vaziyette duruyor. Zaman zaman buraya bir takım işte evsizlerin geldiği, birkaç tane ölüm olayının gerçekleştiği söyleniyor. Ben de bilmiyorum. Şimdi sizle beraber dolaşacağız. Bahçesini gördüğüm kadarıyla çok, yani nasıl söyleyeyim, ağaçlar falan büyümüş. Yürünmesi çok zor bir yer arkadaşlar. Şimdi hep beraber dolaşalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yine perşembe gecesi. Yine saat 12'yi geçirdim. Şu an 12.20 geçiyor. Hatta bakayım. Evet, 12.20 geçiyor. Genelde biliyorsunuz perşembe geceleri daha çok dünyaya çıktığı söyleniyor. Paranormal, cinler alemi, farklı boyuttaki varlığın daha çok olduğu araştırmaların konusunda öyle. Yine yalnızım sizler için. Dedim ya, hep soruyorsunuz, artık Allah aşkına bana sormayın. Hani yanımda birisini götürmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın sizle beraber şimdi yürüyeceğim. Bakacağız, ne göreceğiz bilmiyorum. Neyle karşılaşacağız. Tek başıma ben kendi sorumluluğumu taşıyabiliyorum. Ama yanımdaki birisine Allah muhafaza şurada ayağına bir şey olsa, onun vicdani boyutu var. Allah muhafaza musallat olsa, çarpılsa, korunması yok, bir şey yok. Bak sırtından sanki birisi çekti. Bismillahirrahmanirrahim. Yani adrenalin, biliyorsunuz korkuyla besleniyorlar. Biliyorsunuz korkuyla sizi kaçırtmaya çalışıyorlar. Dedim ya, canlı yayınlarda da yine bahsedeceğiz. Cadılar, cadılar tarihi. Türkiye
Türkiye'deki cadılar tarikatı. İnşallah sağ salim kalırsak bu tarikatı da inşallah bulacağız. Canlı yayında zaten bilgiler verdim sizlere. Videoyu seyrettikten sonra lütfen emeğe saygı konusunda beğen veya beğenmeme butonlarına basarsanız sevinirim. Katıl butonundan kanalımı destekleyin lütfen. Şimdi hep beraber en yüzü bilinen şeytan aracım Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım dostlar. Evet dostlar, şöyle göstereceğim. Bahçe aşırı derecede ağaçlar filan yürümesi çok zor. Şimdi böyle yani tamamen ne derler içgüdülerimle gidiyorum. Dışarıdan gördüm. Köşkün çatısını falan gördüm. Dış duvarlarını gördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın artık ağaçlar o kadar iç içe girmiş ki. Videonun başında da söylediğim gibi burada 1830'lu yıllarda bir cadının yaşadığı ve bu bahçede bir yerde yakıldığı söyleniyor. Şurada bir merdiven var ama şu merdivene bakacağım, burası gidiyor mu? Şöyle gördüğünüz gibi burası bence girilecek gibi değil arkadaşlar. Hani görüntüde görüyor musunuz bilmiyorum. Biz şuradan, şurada bir duvar görüyorum. Şu palmiyeyi de şöyle atarsak bakın. Evet. İçgüdülere güvenmek her zaman daha iyidir. Yan tarafta sokak köpekleri var. Evet. Şurada bir merdiven var ama şu merdiven nereye iniyor? Bakalım. Artık hani yürünecek yer kalmamış dostlar. Buradan geçebilir miyim ben? Ah, ayağıma bir diken battı ki. Burada bir dua var ama çözemiyorum. Şurası neymiş? Şurada bir şey var ama yanlış mı geldim? Evet. Artık ağaçlardan gidilmiyor. Burası bir su. Yok, geçemiyorum buradan. Burada evet böyle bir, bilmiyorum görüyor musunuz ama şöyle göstereceğim. Havuz gibi bir şey var. Yok. Gözükmüyor arkadaşlar. Gözükmüyor. Ben buradan çıkayım. Yani ben gördüm ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada basamak basamak bir şeyler var. Artık ağaçlar hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Ben o merdivenden aşağı inmeyecektim bence. Ben yedim. Bence burada, evet. Evet, burada. Ben bu merdivenden inmeyecektim aslında. Niye indiysem. En sübillen bir şeytan aracım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir medeniyet sandalyesi gördüm. Şöyle. Kırmızı sandalyeler. Şu arkadan şöyle dolaşalım. Bakın. Duvarı. O atladığım duvarın orada iki tane küçük yavru köpek vardı. Şu arkasına bakmak istiyorum. Evet.
Evet. Üstler ahşap. Altı betonarme. Şöyle ön kapısına doğru gideceğiz. Şurada gördüğünüz gibi çok büyük bir duvar var. Şurada. Şöyle. Şöyle şeyler gördüğüm zaman rahatlıyorum. En azından modern sandalyeler ama bakın geldiğim yol. Artık ağaçlardan ve otlardan hiçbir şekilde Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bakalım. Şuralara bakalım. Evet. Şurada bir kapı var. Herhalde büyük ana kapısı bu. Ama zincir var. Şurada açık bir kapı var. Burada rivayet tabi. Dediğim gibi canlı yayınlarda size bahsettim. Cadı tarihçesi ve Türkiye'deki cadılar tarikatı. Burada da bir cadının yaşandığı söyleniyor ve bu bahçede bir yerde 1830'lu yıllarda, yani tam tarih 1830-1850 yıllarda yakıldığı söyleniyor. Ve o günden beri buraya birkaç evsizin girdiği görüntü bulanıklaştı. Selamünaleyküm. Birdenbire bilmiyorum şu görüntüyü alacak mısınız ama sanki bir anda bir cinin kafası gibi gördüm. Artık boyalar tabi zamana yenik düşmüş. Burada arkadaşlar birkaç evsizin de öldüğü söyleniyor. Ve burada yaşayan, yani yan taraflarda arkasında yukarısında oturanlar buraya hiçbir şekilde girmediklerini söylüyorlar. Bakar mısınız? Artık örümcek ağları. Şurada yalnız bu sandalyeler falan yeni. Birileri koymuş ama ne maksatla koymuşlar? Böyle yerler beni hep ürpertiyor. Bu demin zincirli olan ses geldi. Bahçede bir iki tane kedi gördüm. Bu zincirli olan kapı arkadaşlar. Baykuş. Dışarıda baykuş sesi var. Ses duyuyorum.
Burada bir merdiven altı. Ve arka bahçeye çıkan bir kapı daha. Kapı gıcırdama sesi. Şuradan da şöyle bir bakalım. Şu görüntü çok ürpertici. Köpek uğultusu bitti. Baykuş. Yerler oynuyor. Ahşap ama oynuyor. Selamünaleyküm. Salamun aleyke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoda karar verdim arkadaşlar. Çok konuşmayacağım. Sadece ses dinleyeceğim. Bilmiyorum baykuş sesini duyuyor musunuz ama içeri girdiğinden beri hiç susmuyor. Allahu ekber. Şu sunta oynadı galiba. Termostat var. Demek ki burada şunu anlıyoruz. 1800 yıllardan sonra burada mutlaka oturan birisi olmuş. Çünkü su tesisatları plastik boru. Ve burada termostat var. Demek ki yanlış bilgi. Yani belki 1830'lu yıllarda burada bir cadı yaşamıştır. Ama ondan sonra demek ki birileri oturmuş. Çünkü tesisatlar, plastik tesisatlar maksimum 20 yıl. 20-30 yıl. Şu duvarda mantarlaşma olmuş galiba. Böyle bir perde var. Ahşaplar falan çok eski. Duvar kağıtları da hani evet eski ama demek ki hani o dönemlerden sonra bir yaşayan mutlaka olmuş. Evet baktığınız zaman aşırı bakımsız bir yer. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Bakın tamamen çürümüş. Daha şu ana kadar ben alt katta mutfak da göremedim. Şurada böyle bir hani sonradan yapılmış bir musluk var ama
Burası çürümüş. Çünkü bastığım yer aşırı oynuyor. Allah. Şurası tamamen çökmüş. Şimdi korkunç bir enerji var diyeceğim. Bazılarınız kızacaksınız bana. Bazılarını soruyorsunuz, enerji nasıl hissediliyor? Şöyle söyleyeyim, nasıl hissediliyor? Bütün tüyleriniz diken diken oluyor. Bütün kanınızın çekildiğini hissediyorsunuz. Şurada bir kitap. Kalbin görevleri diye. Tanrı'ya güven kapısı. Bunu bulmaya çalışıyorum. Şu gazete. Acaba. ...2015 çok da eski değil. Dedim yani evsizler geliyormuş. Şurada da bir oda var. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Eski bir koltuk. Şöyle eski evlerde halının olduğu yerlere basmaya çok şey yapıyorum. Çünkü altı çürümüş oluyor. Bir kere ayağımın biri bir evde alt kata in çıkmıştı. Az daha düşüyordum. Şu neymiş? Çok güzel bir söz. Her sözcük bir tohumdur. Ama kitabın yarısı bir çocuk tarafından karalanmış. Yine yerine koyalım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yine bir halı kaplı bir yer. Bunun kapısı sökülmüş. Şöyle dolaşalım. Poşetin içine koymuşlar. Burada en yüzü bilinen şeytan hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anam babam sana feda olsun. Peygamber Efendimiz hakkında. Cennete giden yol. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve Kur'an-ı Kerim sanırsam. Şuraya yapacağım. Görüntü biraz oynayacak. Tekrar yerine koyacağım bunu. Evet.
En zulümden bir şeytan aracım. Bismillahirrahmanirrahim. Rehberimiz. Şuradan şöyle bir sayfa açacağım. Direkt açtım. Şuara suresi 46. ayet. Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbi Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun kızgınlık içinde dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Demek ki sizi sihir öğreten büyünüzmüş. Ama şimdi size yapacağım görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz zaman kestireceğim. Hepinizi astıracağım. Sadakallahülazim. Şöyle bir tane daha çevirelim bakalım. Nasibimiz nedir? Rad suresi. Enzübillahim şeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Müşrikler senden iyilikten önce kötülüğü çabucak istiyorlar. Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onlar için marifet sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı çok şiddetlidir. Sadakallahülazim. Evet arkadaşlar, hani hep söylüyorum ya, rehberimiz bu. Ben müsaadenizle şunu şuraya koyacağım. Şöyle koyacağım ve şunları tekrar yerine yerleştirmek istiyorum. Fırsat buldukça okuyalım. Cinler alemi, başka alemler, başka bulutlar. Ne istiyorsak arkadaşlar, hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Rabbim bunları bize söylemiş, göndermiş. Demek ki Müslüman bir buraya gelip bu kitapları okuyor diye düşünüyorum. Çok şükür Kur'an-ı Kerim'i buldum. İçim rahatladı. Elhamdülillah. Hani bazen inanmayan deist, ateist arkadaşlarım, Allah, elime her yerim örümcek ağa bulaştı. Allah Allah, Allahu Ekber. Nereden geldi bunlar? Tövbe tövbe, şuraya bak. Gitmiyor da. Ateist ve deist arkadaşlar cinlere inanmadıklarını söylüyorlar. Saygıyla karşılıyorum. Kur'an-ı Kerim'de de yazdığı gibi, ben kimilerinizin gözlerini ve kalplerini kapattım. Ta ki ben isteyene kadar onlar bilmeyecekler. Kimileri benim ayetlerim okunduğu zaman kızarırlar. Çünkü onlar sağırdırlar. Yani herkesin bir vakti var arkadaşlar. Bu dünyada Rabbim istemediği sürece hiçbir şey olmaz. Hani yaprak dahi kıpıldamaz. O yüzden Bismillah. Burası herhalde balkon. Evet. Allah, Bismillah. Çok şükür. Bakın görüyor musunuz? Yani Kur'an'dan rastgele bir iki sayfa açtım. Çok güzel iki tane ayet çıktı karşımıza. Siz de deneyin derim. Ben fırsat buldukça yaparım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i alırım. Rastgele bir sayfa açar. O çıkan sayfayı okurum. Tabii hani diyorum ya, burası çeker mi beni? Çeker. Deist arkadaşlarımız, ateist arkadaşlarımız belki kızıyorlardır ama bizler sizin inancınıza saygılıyız. Sizler de bir gün inşallah Rabbim hidayet nasip eder. Of, burası bayağı çökmüş arkadaşlar. Buranın artık çatısı falan kalmamış. Burası bir odaymış ama tamamen çökmüş. Herhalde çatı katı diye düşünüyorum. Temkinli çıkıyorum. Merdivenler korkutuyor beni. Şimdi tabii böyle sizler için
hep değişik yerlere gitmeyi seviyorum. Şu karşıda bakın, camda yan, yani biraz bayağı uzak onun ışıkları, yani yan evin ışıkları gözüküyor. Çok değişik yerler çekmeye çalışıyorum. Araştırıyorum, soruyorum hikayeleri. Hani dedim ya, canlı yayında da bahsettim size. Devamlı böyle değişik şeyler araştırmak istiyorum. Şimdiki uzun bir süre bu Türkiye'deki cadılar tarikatını biraz araştırmak istiyorum. Zaten cinler alemini her dakika çekiyoruz. Her dakika bilgiler veriyoruz. Dedim ya, paranormal olayların olabilme ihtimalinin yüksek olan yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Sizlere değişik değişik yerler sunmaya çalışıyorum. Şurada bir tane kuş ölmüş. İşte diyorum ya, mesela bakın şu an böyle çok detaylı bakmaya çalışıyorum. Bir şeyler görmeye çalışıyorum. Çünkü daha önceden girip Bismillahirrahmanirrahim burayı böyle keşfetmiyorum arkadaşlar. Yani şu an sizle beraber her şeyi benle görüyorum. Ne kadar güzel bir çatı katı. Şuraya bakar mısınız? Daha gideceğim çok yerler var arkadaşlar. Fakat malum günümüzde hava şartlarını biliyorsunuz. Anadolu'da çok yerler var. Yani Gaziantep, Diyarbakır, Urfa, Afyon, Eskişehir, Konya, Kapadokya. Sizler için o kadar çok yer buldum ki arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı efsane hikayeleri var. İnşallah Allah nasip kısmetse hepsine tek tek gideceğiz arkadaşlar. Burada sanırım bir kuş beslenmiş mi, kuşlaşım bir şey yapılmış diye düşünüyorum. Hepsine gideceğiz, hepsini çekeceğiz. Zaman buldukça, Rabbim sağlık saat verdikçe hepsini çekeceğiz dostlar. Böyle videolarımda, canlı yayınlarımda katıl butonuna destek olun dediğimde bazı insanlar dileniyorsunuz falan diyorlar da bu bir yardımlaşmadır dostlar. Şurada bir şeyler buldum da. Destektir. Eski telsiz telefon. Allah. Arkam kapkaranlık. Ay. Arkamdan birisi dokundu. Neymiş bu yerlere? Hep atılmış kitaplar. Düşündüğünüzden daha kolay. Mutluluğa giden yol. Neymiş? Bu kitaplar niye atılır ki yerlere? Öğretmenin Molly ile salı buluşmaları. Dedim ya işte. Şuralar beni çeker mi acaba ya? Yok, çekmez. Çok da riske atmayayım. Yalnız arkamda Allah. Tabii cüste biraz kalınca zor giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani kızacaksınız ama enerjisi ciddi anlamda yüksek. Yüksek bir enerji var. Ciddi yüksek bir enerji var dostlar. Dediğim gibi Rabbim sağlık sıhhat verdiği sürece ben mesela şu an Kapadokya tarafından gitmeyi çok istiyorum. Çünkü muazzam iki tane efsanevi yer buldum. Şurası gördüğünüz gibi bakın. Yavaş yavaş aşağı ineyim. Burada neler yaşandı? Kimler yaşadı? Yani 1800'lü yıllarda yapıldığı söyleniyor. Tabii yeni bir takım, dedim ya, bir takım şeyler var ama ya inanın, bakın şuraya giriyorum ya,
Şu odada bir huzur var. Yani nedenini söylememe gerek yok. Belli burada Kur'an okunmuş. Burada ne acılar yaşandı. İnsanlar güldü, hastalandı. Ya o kadar değişik, muazzam şeyler ki arkadaşlar bunlar. Şuradan balkona çıkıp bir de şu dışarıdan çekmek istiyorum. Şöyle bakın. Şu tavandaki mimari. 1800'lü yıllarda mesela alçıpan var mıydı? Onu araştırmam lazım. Yorumlarınızda yazarsanız sevinirim. Bakar mısınız? Çökmez ya şu ağaçlar. Bakın. Nasıl artık Rabbim onları nasıl yetiştirmiş. Ses geldi aşağıdan. Tabi bunlar %99 kedi. Kedi olduğunu düşünüyorum. Evet, siz de yine geldik, dolaştık. Bazılarınız diyorsunuz ki hani videolar keşke daha da uzun olsa. Ya tabii ki gönül ister ki çok uzun olsun ama hani burada daha neyi dolaşabiliriz, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Her yeri gördük. Ben enerjiyi hissettim. Bu enerjiyi eminim sizler de hissettiniz. Ziyaretçiler Instagram 34 adresinden zaten videolarda yakaladığınız benim gözümden kaçan ayrıntıları, görüntüleri yolluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Sizlerle beraber büyüyoruz. Instagram adresim ziyaretçiler 34'ü de takip ederseniz oradan da sizin yolladığınız bu görüntüleri yolluyorum. Ben dediğim gibi zaten bakın inanın buralara bile o kadar yani zor şart altına geliyoruz ki. Yani yanlış anlamayın, maddi değil, manevi olarak. Yani şimdi burada bir yaşanmışlık var. Burada bir şeyler var. Bu enerjiyi devamlı alıp devamlı ondan sonra onu üzerimizden atmamız bize ciddi anlamda sıkıntı veriyor. Şuralara bir daha bakmaya gerek var mı? Sanırım yok. Tüm patladı şu siyah şeyi görünce. Evet. Şöyle yapalım dostlar. Ne dersiniz? Evet dostlar. Yani gönül ister ki hani bu enerjiyi, bu atmosferi yaşayayım. Çok enteresan. Yani burası evet öyle olmuş, böyle olmuş. Neden kimse sahip çıkmamış? Yani böyle güzel yapılar neden böyle oluyor bilemiyorum. Mimarisi güzel. Dedim ya neler yaşanıyor. Sizler için işte dedim ya hani hep değişik videolar çekmeye çalışıyorum. Değişik hikayeler araştırmaya çalışıyorum. Ziyaretçiler kanalı biliyorsunuz sizler için hep ilkleri yapmaya gayret ediyor. Yine söylüyorum belki hani ukala veya şımarda diyeceksiniz. Paranormal vakaların olabileceği yüksek yerlerde ilk defa canlı yayın yapan kanal ziyaretçiler kanalı. Daha birçok ilke adım atacağız. Daha çok dedim ya çok yerler var. Anadolu'da özellikle biliyorsunuz Anadolu'da birçok uygarlık yaşadı. Daha birçok mağaralara gireceğiz. Birçok yeraltı şehirlerine gireceğiz. Terk edilmiş köyler var. Tek tek liste yaptım fakat gideceğim yerlerde şu an kar yağışı devam ediyor. Nasip olursa herhalde bu ay sonundan sonra biraz düzelecek. Bir 15 günlük bir seyahate çıkmayı düşünüyorum. İnşallah güzel videolar çekeceğiz. Dediğim gibi işte değişik konuları araştırmaya devam ediyorum.
Şu an Türkiye'deki cadılar tarikatını araştırıyorum. Burada da rivayet edilene göre 1830'lu yıllarda bir cadı yaşamış. Ama gördüğüm kadarıyla, sizler de gördünüz, yeni bir, en azından o termostatın olması, plastik su borunun olması, demek ki ondan sonra bir takım şey, ama bayağıdır yaşam olmadığı belli. Bir takım elefsizlerin burada cinayetleri olmuş. Bahçeden girmek çok zor. Zaten dışarıdan baktığınızda böyle tamamen bir, sadece o üst katın çatısını görüyorsunuz. Her taraf ağaçlarla kaplı. Yine duvardan atlayacağım. Bir de maalesef kilo vermeye çalışıyorum ama bu kiloyla da o duvarlardan, biliyorsunuz en son canlı yayın yaptığım ve ciddi paranormal olaylar yaşadığımız köşkte düştüm. Sol bileğim hala iyileşmedi ve en çok üzüldüğüm kameram kırıldı ve tamir edilemedi. Şimdi ilk kameramla çekimleri yapmaya gayret ediyorum. İnşallah yeni kameram gelecek. Her geçen gün kendimizi geliştireceğiz. Ziyaretçiler kanalında izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen emek, sadece emek, beğen veya beğenme butonuna basarsanız, yorumlarınızı saygı çerçevesinde yaparsanız çok mutlu olurum. Sizlerin yorumları bizler için çok önemli. Eleştirileriniz çok önemli. Sizin eleştirilerinizi ciddiye alarak her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Hakaret içermeyen yorumlara. Hakaret içeren yorumları zaten çok ciddiye almıyorum. Çünkü belli. Onlara işte, onlara da bazen aslında cevap verirken insanlığa kazandıralım diye onları. Ziyaretçiler kanalı sizler için gidecek. Sizden tekrar son bir ricam var. Lütfen. Lütfen. Hani çok ısrar eden arkadaşlarım var. Beni de götür. Bakın arkadaşlar, sizle beraber geldik, dolaştık. Şimdi Allah muhafaza, orası çöküse, birinizde bir şey olsa ben bunun hesabını veremem. Bunlar ciddi suçlar ama ben tek başım. Şu an burada bana bir şey olsa bile sevgili eşim biliyor nerede olduğumu GPS'ten. Sorumluluk benim. O yüzden tarihi bir yer olur, bilinen bir yer olur. Seve seve, tabii ki siz sevenlerimizle bir araya gelip videolar çekeceğiz ama böyle değişik olayların yaşandığı yerlerde çekmeyelim diyorum. Her canlı yayında değişik konulara el atacağım. Tarikatlara, küresel güçlere, günümüzde neler oluyor, hepsine bakacağım. Bu zor günlerde hepinize sağlık, sıhhat nasip etsin Rabbim, Yüce Rabbim. Birlik olalım. Vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı indirmeyelim. Bütün dış küresel güçlerin saldırısı altındayız. Birbirimize destek olalım. Sevgiden, saygıdan uzaklaşmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize lütfen dikkat edin. Selamünaleyküm.